Herkese merhaba. Bu ders videomuzda sabit katsayılı homojen lineer diferansiyel denklemlerden bir örnek soru daha çözeceğiz. Diferansiyel denklemimiz verilmiş. Bizden belirli koşullar şuradaki y pi eşittir 1 ve y'nin türevinde pi eşittir 0 koşullarını sağlayan diferen, burada gördüğünüz diferansiyel denklemin çözümünü istiyor. Hemen başlayalım çözümümüze. Bu sabit katsayılı homojen lineer diferansiyel denklem olduğu için ben çözümümü e üzeri Mx şeklinde alıyorum. Bakıyorum denkleme ikinci mertebeden türev var. O zaman ben ikinci mertebeye kadar türev alacağım. M çarpı E üzeri Mx. Y'nin ikinci türevi M'nin karesi çarpı E üzeri Mx. Bu bilgileri denklemde yerine koyuyorum. 4 çarpı M'nin karesi çarpı E üzeri Mx. Artı. 24 çarpı m çarpı e üzeri mx artı 37 çarpı e üzeri mx eşittir 0. Buradan e üzeri mx parantezini aldığımda 4m'nin karesi artı 24m artı 37 eşittir 0. önceki videolarda da bahsettik. Buradaki arkadaş sıfırdan farklı olacağı için sıfır bölensizlikten Buradaki vatandaş sıfır olmak zorunda. Bunun çözümüyle öbürünün çözümü bağlantılı. Ben burayı çözmeye çalışacağım şimdi. 4m'nin karesi artı 24m artı 37 eşittir 0. Bu acaba tam kare yaparak çözebilirim Kolay çözebilirim gibi duruyor. Bu 2m artı 6'nın karesi mi? Birincinin karesi burada. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı burada. ikincinin karesinin bir fazlası burada. O zaman ben buraya artı 1 e ekliyorum eşittir sıfır dedim. Gelin bunu tam kareye tamamladık. O şekilde çözelim. Ne diyeceğim? 2m artı 6'nın karesi eşittir. Eksi 1. Bir şeyin karesi eksi olabilir mi? Olabilir. O zaman karmaşık sayı geçiyorum demek. Her tarafın kare alıyorum. Biliyorsunuz ki karekök eksi 1 i'ye eşit. Buradan bu şekilde düzenlemeli. Yapayım. şunla şu gitti. 2m artı 6 eşittir. Artı eksi i diye çıktı. Buradan m'yi çekmem lazım. 2m eşittir. Eksi 6 artı eksi i geldi. Her tarafı 2'ye bölüyorum. m dediğim şey eksi 6 bölü 2'den hatta onu direkt yazalım. 3 artı eksi i çarpı 1 bölü 2. Şimdi hatta bunu şöyle yazsak daha güzel olacak. m1 dediğimiz şey. Eksi 3 eksi i çarpı 1 bölü 2. Ben biliyorum ki reel katsayılı bir denklemde bir tane kompleks kök varsa diğer kök de onun eşleniği olmak zorunda. Demeyelim. Bunun eşleniği de bir köktür diyelim. Daha doğru olur. Çünkü bilmiyorum 2 tane mi 5 tane mi olduğunu. M2 dediğim şeyde eksi 3 artı diyeceğim bu sefer. Zaten biz bunu artı eksi diye yazdık. Oradan da çıkarabiliriz i çarpı 1 bölü 2. İki kökü de buldum. Şimdi gelin şunu hatırlayalım. Bizim böyle paylaşmayalım. Bizim böyle sen nereden çıktın? Kompleks köklerimiz varsa çözümü nasıl yazıyordum? Şimdi kompleks köklerimiz a artı eksi i b şeklinde ise genel çözümü c1 çarpı e üzeri ax çarpı sinüs bx artı c2 çarpı e üzeri ax çarpı kosinüs bx şeklinde yazıyordum. Burada benim a dediğim şey ne? Eksi 3. B dediğim şey ne? 1 bölü 2. Gelin o zaman bir cevabımızı yazalım. Y eşittir. C1 çarpı E üzeri A dediğim şey eksi 3. Eksi 3 x çarpı sinüs x bölü 2. Artı C2 çarpı E üzeri eksi 3x çarpı kosinüs x bölü 2. Benim genel çözümüm buradaki arkadaş. Ama bizden başlangıç değer problemi istediği için başlangıç değerlerini şuraya yazalım. YP Bir, y pi eşittir 1. Y'nin türevinde pi eşittir 0. Aslında sınır değer problemi. Neyse. Neyse. İsmini şimdi girmeyelim. y'nin türevi eşittir. Şimdi türev bilgisi olduğu için bir kere türevi elde etmem lazım ki onu kullanayım. y'nin türevi eşittir C1 çarpı burada çarpımın türevi yapacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Böyle yapayım. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Eksi 3x çarpı ikincinin türevini alalım. Kosinüs x bölü 2. Tamam. Buranın türevini aldık. Artı c2 çarpı buranın türevini de alalım. Birincinin türevi hop x yukarıda çarpı ikinci artı ikincinin türevi. Şimdi ikincinin türevinden bir eksi gelecek. Bir de içinin türevi Şurada içinin türevini aldık mı? Yani bak şurada içinin türevini almamışız. Şurada da 1, 1 bölü 2'miz olacak. Yani i̇çinin türevi eksiyi de başa getirelim. Çarpı sinüs x bölü 2 çarpı 1. Güzel aldım. Tam yapmadığımızı düşünüyorum. Bir devam edelim bakalım. Şimdi y'de pi yazdığımda 1 olması gerekiyor. Şu birinci bilgimizi kullanalım pi yazınca 1 olacak. 1 eşittir. C1 çarpı E üzeri eksi 3 pi çarpı sinüs pi bölü 2 artı C2 çarpı E üzeri eksi 3 pi çarpı kosinüs pi bölü 2. Ben biliyorum ki sinüs pi bölü 2 1 Kosinüs pi bölü 2 0. O zaman burası komple gitti. 1 eşittir. Sinüs pi bölü 2 1 olduğu için c1 çarpı e üzeri eksi 3 Buradan c1 dediğim şeyi buldum. e üzeri 3 pi. Güzel. Şık bir şey geldi. Şimdi <laughs> zor olan sanki ikinci türevde yerine koymak gibi. Y'nin türevinde pi dediğim şey sıfır olacak. Gelin yerine koyalım. Bakalım neler olacak. Biraz çılgınca bir şeye benziyor. Şurada yerine koyuyorum. 0 eşittir. Yerine pi koyuyorum. Şimdi C1 dediğim şeyi aslında biliyorum. Yerine yazsam herhangi bir şey olmaz ama ben yine C1 olarak bırakayım. En son kullanın. Belki burası 0 olur. Boşu boşuna hesaplamak zorunda kalmam. Eksi 3 çarpı E üzeri eksi 3 pi yavaş yavaş gidelim. Yanlış yazmayalım. Sinüs pi bölü 2. Artı e üzeri eksi 3 pi bölü 2 çarpı kosinüs pi bölü 2. Birinci kısım bitti. İkinci kısma geçelim. Geçmeden ama şey de yapabiliriz. Kosinüs pi bölü 2 sıfır olduğundan burası gitti. Sadece şu kısım kalacak. Güzel. Devam edelim. Artı c2 çarpı eksi 3 e üzeri eksi 3 pi kosinüs 1 bölü 2 yine kosinüs 1 bölü 2 burayı götürecek sıfırlayacak eksi 1 bölü 2 çarpı e üzeri eksi 3 pi çarpı sinüs 1 bölü 2 geldi şimdi toparlarsak c1 dediğim şey e üzeri şunların yerlerini önce şunları yapalım burası 1 burası 0 komple gitti zaten söylemiştik burası 0 gitti burası 1 Video uzadı. Sadece işlem yapıyoruz. Aslında bir şey yok. E üzeri 3 pi c1 yerine yazdım. Buradan ne gelecek? Eksi 3 çarpı e üzeri eksi 3 pi geldi. Artı c2 çarpı burası gittiydi. Buradan ne geldi? Eksi e üzeri 3 pi bölü 2 geldi. Değil mi? Sanırsam başka bir şey yok. Güzel. Dağıtırsam şununla şu birbirine götürecek. O zaman 0 eşittir eksi 3 artı c2 çarpı hatta buradaki eksiyi de bunun başına alırsak eksi c2 çarpı e üzeri 3 pi bölü 2 geldi. Karşıya atıyorum bir tanesini. 3 eşittir eksi c2 çarpı e üzeri 3 pi bölü 2 geldi. Buradan c2 çekersem C2 dediğim şey eksi 6 çarpı e üzeri eksi 3 i geldi. Ben C1 mi C2 mi buldum. Ne yapacağım? Artık genel çözümde yerine yazıyorum. Benim genel çözümüm e, özel çözüm neydi? Y eşittir C1. C1 dediğimiz şey e üzeri 3 pi bulduk değil mi? e üzeri 3 pi çarpı e üzeri eksi 3 x çarpı sinüs x bölü 2. Artı C2 dediğimiz şeyde şunu bulmuşuz. Eksi 6 çarpı E üzeri eksi 3 pi çarpı E üzeri eksi 3 x çarpı kosinüs x bölü 2 bizim aradığımız koşulları sağlayan özel çözümümüz oldu arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu gibi sırf bu çarpımın türevinde bir problem yani problem olmadı da aslında bu videoyu uzattı. Onun dışında bu Videoda önemli olan kısım eğer kökleriniz kompleks ise şurada yapalım. Kökleriniz kompleks ise çözümünüz bu şekilde olmalı. Bunun diğer e, bunun haricinde yaptığımız her şeyi daha önceki videolarda da zaten çözmüştük. Türevi alıyorum, yerine yazıyorum oradan sabitleri bulmaya çalışıyoruz. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.